sevgili seyirciler arkamda HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın bir sosyal medya paylaşımını görüyorsunuz. Dün paylaştı bunu ama bu mesajına geçmeden önce Mersin'deki terör saldırısı sonrasında çok önemli bir paylaşım yaptı. Mersin'deki terör saldırısını lanetliyorum, kınıyorum. Siyasetin sorumluluğu şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır, ölümleri durdurmaktır. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız ve demokratik siyasette ısrarcı olacağız demişti. Bu çok önemli bir çareydi. Bu çok önemli bir paylaşımdı arkasından gelen tepkilerle ilgili ya da gelen eleştirilerle ilgili başka paylaşımlarda bulundu. Bakın dedi ki demokratik siyasette ısrar ve barış politikası bizim için ilkeseldir. Kimse geri adım atmamızı beklemesin. Yani ne örgüt ne kandil ne HDP ne diğer siyasi partiler. Her koşulda ilkelerimizi savunacak, halkın demokratik çözüm ve barış isteğini tüm olanaklarımızla gür sesle söylemeyi sürdüreceğiz. Faşizmi yıkacak, mutlaka kazanacağız dedi. Mersin'deki polis evine saldırıyı kınayan paylaşımlar yapmıştı. Demirtaş yeni açıklamalarda bulundu. Demokratik siyasette istikrar ve barış politikası bizim için ilkeseldir. Kimse geri adım atmamızı beklemesin dedi. 27 Eylül gece saatleri Mersin'in Mezitli ilçesindeki Tece polis evine silahlı saldırı düzenlendi. Polis Sedat Gezer şehit oldu. Bir polis yaralandı. Saldırıyı kınayanlar arasında cezaevindeki eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş da vardı. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız. Demokratik siyasette ısrarlı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim. Demirtaş'ın sözleri Kandili kızdırdı. Mersin'deki saldırının üstlenildiği açıklamada isim vermeden Demirtaş'a yanıt verildi. Hangi gerekçeyle olursa olsun eylemi kınamak ancak sindirilmişlikle ifade edilebilir denildi. Demirtaş bu sert suçlama karşısında sessiz kalmadı. Twitter hesabından yanıt verdi. Kimse geri adım atmamızı beklemesin dedi. Demokratik siyasette ısrar ve barış politikası bizim için ilkeseldir. Kimse geri adım atmamızı beklemesin her koşulda ilkelerimizi savunacak, halkın demokratik çözüm ve barış isteğini tüm olanaklarımızla gür sesle söylemeyi sürdüreceğiz. Demirtaş elbette bunun bedelleri oluyor dedi ve devam etti. Mahallenin delisi, popülisti, tek adamı, simmişi ya da karşı mahallenin teröristi katili olarak yaftalanmayı göze alıyorum. Konforlu alanlarından siyaset yapanların çıtları çıkmasa da tek başıma bile kalsam inandığım doğruları savunmaktan asla vazgeçmeyeceğim. Demirtaş sözlerini, tarih hepimizi sözlerimiz ve sustuklarımızla yargılayacak bir gün diyerek bitirdi. Kültürel açıdan çok kültürlü, çok dilli, çok inançlı bir ülke. Biraz önce CHP'li 11 belediye başkanının ortak bildirisinden söz etmiştik kısaca. Şöyle diyorlar, itibar suikastlarına asla papuç bırakmayacağız. Konu hem Mersin'deki terör saldırısı sonrasında iktidardan gelen açıklamalar, iddialar, suçlamalar diyelim CHP'ye. Hem de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le ilgili verilen soruşturma izni. Bu itibar suikastlarına asla ve asla pabuç bırakmayacağız. CHP yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 11 Büyükşehir Belediye başkanıyla kameralar karşısına geçti. Mersin'de polis evine yapılan saldırı yıkınadı. Mersin'de bir terör saldırısı yaşadık. Bu saldırıyı yapanları ve bu saldırıdan medet umarak siyasi çıkar sağlamaya çalışanları kınıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediye'mizi ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni terörle yan yana getirme hassizliğinde bulunan tüm çevreleri de en güçlü şekilde lanetliyoruz. CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı Ordu'da buluştu. Buluşmanın sonuç bildirisi açıklandı. Açıklamayı Seyit Torun yaptı. İktidar bir yandan belediyelerimizin yetki ve gelirlerini azaltan kararlar alırken bir yandan da hukuksuz soruşturmalarla baskı kurmaya ve belediye başkanlarımızı haksız ithamlarla itibarsızlaştırmaya çalışmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında açılan soruşturmalara da değindi. Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan kişinin Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza yönelik hassiz ve ahlaksız ifadelerini ayıplıyor. İzmir halkına ve tüm milletimize hakaret sayıyoruz. Bildiri de seçime işaret edildi. İktidarın oy kaygısıyla baskı politikalarını arttıracağına dikkat çekildi. Siyasi iktidarın motivasyonu tamamen oy kaygısı içinde olan bu baskı politikası artık vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin önünü kesen organize bir kötülük haline almıştır. Torun söz verdi. Milletimize söz veriyoruz. Bu baskılara karşı tüm demokratik ve hukuki haklarımızı kullanmaktan geri asla ve asla durmayacağız. Bu baskılar gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarıdır. Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili gelişmelere bakalım soruşturma ile ilgili. Gözaltına alınan 22 kişiden biri tutuklandı. 27 Eylül'de Mezitli'de polis evine silahlı saldırı olmuştu. Polis Sedat Gezer şehit olmuş bir polis de yaralanmıştı. Terör saldırısıyla ilgili operasyon düzenlendi. Saldırıyla bağlantılı olduğu iddia edilen 22 kişi gözaltına alındı. 15 kişi ifadelerin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Adliye sevk edilenlerden 6'sı savcılık sorgusundan sonra salı verildi. MK örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklandı. Sevgili izleyiciler, Mersin'deki terör saldırısıyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önemli bir açıklama yapmıştı. Bakın bu açıklamayı alan gazeteci Alican Ulu da nasıl bir yorum yapmış. Önce ne diyor? İçişlere bakın Süleyman Soylu ona bakalım. Mersin'deki terör saldırısı için bu eylemi gerçekleştirenler Münbiç'ten hareket ettiler. Eylemden önceki akşam saat 20 itibariyle tam 12-13 saat paramotorla paraşütlü motor var ya motorlu paraşüt motorlu paraşütle beraber Tarsus'a geldiler. Yani Suriye'den bu teröristler ülkeye nasıl geldiler buna dair önemli bilgiler paylaştı. Bu bilgiler üzerine gazeteci Alican Uludağ Süleyman Soylu'nun bu sözü doğrudan Hulusi Akar ve Hakan Fidan'a diyor. Onların görevini yapmadığını ima ediyor. Sınırın öte tarafında yetki o iki isimde. Yanlış isim açıklama konusunda boşa düşürüldüğü iddiası var. Bir anlamda bu sözlerle Fidan-Akar ikilisine misilleme yapıyor diye yorumlamış gazeteci Ali Ulu da önemliydi, dikkat çekiciydi, paylaşmak istedik. Evet, devam edelim. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda AK Parti kontenjanından seçilen Taha Yücel'in istifası sonrası yeni üye belirlenecek. Kontenjan hakkı İyi Parti'de ancak Rütük üyesi İlhan Taşçı, Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin'in üyelik hakkının İyi Parti'ye geçtiğini meclise bildirmediğini söyledi. Radyo Televizyon Üst Kurulu Başkanı Boş Kontenjan İyi Parti'ye geçtiği için bildirim yapmıyor. İddianın sahibi Rütük üyesi İlhan Taşçı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, tarafsızlığını yitirdiği iddiaları ve hükümet eleştiren kanallara verdiği cezalarla tartışmaların odağında. Biri başkan olmak üzere Rütü'nün 9 üyesi var. Üyeler, meclise yapılan seçimde siyasi partilerin oranına göre belirleniyor. 6 yıl görev yapıyorlar. AKP kontenjanından Rütük üyeliğine seçilen Taha Yücel, Aselsan'da genel müdür yardımcılığına geçmesi nedeniyle Haziran'da Radyo Televizyon Üst Kurulu üyeliğinden istifa etti. Bu nedenle bu ay mecliste seçim yapılması gerekiyor ama kontenjan hesapları karıştı. Mecliste grubu bulunan partilerde yaşanan istifa ve yeni katılımlar sonrası kontenjan hakkı AKP'den İYİ Parti'ye geçti. Ancak Rütük, Yücel'in istifasıyla boşalan koltuk için meclise bildirimde bulunmadı. Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin, AKP kontenjanından seçilen Taha Yücel'in istifasıyla boşalan Rütük üyeliği İyi Parti'ye geçtiği için bildirim yazısını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne göndermiyor. Oysa bir ay içinde seçim yapılmalı. Meclisteki sandalye dağılımına göre üyelik İyi Parti'nin. Kara kara düşünüyorlar. Taşçı, eğer Meclis aritmetiği değişmezse, Radyo Televizyon Üst Kurulu'nda parti kontenjanlarının AKP 4, CHP 2, MHP 1, HDP 1, İyi Parti 1 şeklinde olacağını açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın dört bölgesini ilhak ettiğini açıkladı. Referandum yapılmıştı biliyorsunuz Donbas bölgesinde de. Şimdi dünya ayakta, Batı ittifakı diyelim, tepkiler çığ gibi arka arkaya geliyor. Ee, Amerika Birleşik Devletleri'nden yaptırım kararları var. Avrupa Birliği'nden tepki var. Batılı liderler arka arkaya açıklamalar yapıyorlar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir e, karşı bildiri yayınladı, bir kınama yayınladı. Rusya bunu veto etti. Tabii gözler Türkiye'den yükselecek sesliydi. Türkiye ne diyecekti, ne yapacaktı? Türkiye Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaptı ve Türkiye ilhak kararlarını reddettiğini ifade etti. Luhansk, Donetsk, Zaporijya ve Herson – Rusya Devlet Başkanı Putin, dört bölgenin Rusya'yı seçtiğini açıkladı. İmzalar atıldı. Batı'nın tanımadığı referandumların ardından Ukrayna'nın